Konya'daki turumuza şimdi de karavan imalatı yapan bir firmayla devam ediyoruz ve firma sahibi Ömer Çakan'ı tanıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz sizleri tanıyalım Ömer Bey. Öncelikle neden bir karavan sektörü? Bu babadan gelen bir iş ama biraz tanıyabilir miyiz sizleri? İsmim Ömer Çakan. Sene 1972'den bu yana firmamız faaliyet göstermekte. Çeşitli karavan ve remork üzerine. Baba mesleği olarak tercih ettim. Son zamanlarda karavanın tercih edilmesi söz konusu olduğu için. Evet, özellikle pandemi. Evet, artık pandemi bunu çok daha destekledi. İnsanlar kaçmak istiyorlar şehirlerden. Özgür ve minimal yaşamak isteyen insanların da tercih olduğu için talep yoğunluğu var. Ve bu talebe karşılık vermek adına müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Harika. Şimdi karavan dediğimizde aklınıza çok büyük karavanlar da geliyor. Az önce dediğiniz gibi römorkler de gelebiliyor aslında bu noktada ama şimdi bir başlayalım. Karavan imalatında nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya da siz tamamen siparişe göre mi yapıyorsunuz? Evet. Seri üretim mi var? Siparişe göre de yapıyoruz. Seri üretim şu anda başlamadık. Zaten ben yani karavan mesleğine yeni atıldım. Evet. Daha önceden bahsettiğim gibi römork yapıyorduk. Karavanda önemli olan hususlar öncelikle Türk standartları enstitüsüne uygunluk belgesi olması lazım. Evet. 0-1 ve 0-2 belgeli araçlarda. Bu da kaliteyi belirliyor ve çok müşteriyi koruma adına aynı zamanda. Aslında merdiven altı bir işletme olmaması adına bütün belgelerin, bütün aslında evrakların tam olması çok daha mantıklı. Hem müşteriniz de talep ederken bunlara dikkat ederek aslında bulunursa, siparişini geçerse ya da satın alırsa aslında o sorunlar da ortadan kalkar diyebiliriz değil mi bu noktada? Tabii ki. Çok güzel. Şimdi özellikle seri üretim var dedik, kişi özel de yapabiliyoruz dedik ama bir karavanın üretimi ortalama ne kadar bir süre alıyor Ömer Bey? Bir karavanın üretimi yaklaşık bir hafta kadar alıyor yani. Projelerinde. İç dekorasyon olarak, müşterinin isteğine bağlı olarak da özel istekler oluyor mesela. Özel isteklere bağlı olarak da değişebiliyor tabii ki. İç dekorasyonunu mu sizler yapıyorsunuz yoksa dışarıdan yardım alıyor muyuz bu noktada? İç dekorasyonunu da kendimiz yapıyoruz. Kendi bünyemizde yapıyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Yani tepeden tırnağa hazır bir şekilde teslimatını sağlayabiliriz diyebiliriz. Bir hafta oldukça kısa ve güzel bir süre bence. Yani bu seri üretimde de bir hafta mı yoksa biraz daha uzayabiliyor mu bu noktada? Müşterinin isteğine bağlı olarak uzayabiliyor zaman zaman. Yani bir aya kadar da şey yapabiliyor, sürebiliyor. Yani aslında bu biraz daha belki yapılan modele göre ya da büyüklüğüne, ebatına göre değişkenlik gösterebiliyordur diye düşünüyorum. Gösteriyor tabii ki. Yani. Peki minimumda kaç metrekarelik bir karavan hazırlanabilir? Ya şöyle söyleyeyim, ben ölçü olarak bu müşteriye de bağlı ama hazır standart ölçüler var mesela 370'e 2 metre falan. Yaklaşık 6-7 metrekare bir yaşam alanı sunuyor insanlara. Peki büyüklük olarak nereye kadar çıkabilirler? Yani kaç kişilik bir aile mesela bir karavana? Büyüklük olarak 7-8 kişilik bir ailede karavanda konaklayabilir mi büyüklük açısından? 7-8 kişilik aile olmasa da 4 kişilik, 5 kişilik bir aileye yaşam imkanı sunuyor. Tam standart bir şekilde yaşayabilirler. Tabii ki üretimi, konforu, her şey bunların önemli diye düşünüyorum. Tabii güvenlik açısından da önemli. Sizler özellikle iş dekorasyonu vesaire yaparken işte örneğin bir lavabosunu, bir ocağını vesaire tüm güvenlik önlemlerini alıyorsunuz dikkate. Tabii ki. Tabii özellikle ısınma da bu çok noktada önemli. Tabii ki de bunların hepsi standartlar dahilinde. Yani Türk standartlarının belirlediği. Ha, o siz tamamen o standartlara uygun olarak tabii aslında ki, tabii ki de. Tabii çok güzel. De. Şimdi özellikle pandemi zamanı tabii ki talep çok daha fazladır. Ve özellikle 1972 yılından beri bu işte sizin daha fazla rol oynamanız, geçmişiniz babadan şu ana kadar gelen bir deneyim. Bu başarının sırrını özellikle ne olarak düşünüyorsunuz? Azimle çalışmak diyebilirim. İşi sevmek de diyebiliriz diyebiliriz. Çünkü hiçbir iş biliyorsunuz ki sevmeden yapılmıyor maalesef. Bu noktada işi sevmek, iş ahlakalı yapmak. Tabii ki de bu çok önemli zaten. İşi sevmediğin bir işi yapmanın imkanı yok. Yani başarı elde etmenin imkanı yok. Önce sevmek lazım yaptığınız işi. Satış sonrası bir desteğimiz, bir garanti sürecimiz vesaire var mıdır sizinle çalıştıktan sonra? Garanti sürecimiz var tabii ki de. 2 yıl kadar garanti sürecimiz güzel, var ama kullanımdan dolayı müşteri de herhangi bir sorun yaşarsa bunların bakım ve onarımını üstleniyoruz firmalarına. Çok güzel. Yani bir de Türkiye'nin her yerine de çok büyük avantajınız var. Yani sadece biz şu an Konya'dayız ama Konya olarak düşünmemek lazım. Tabii Konya olarak düşünmemek lazım. Tüm Türkiye'ye servisimiz ve şeyimiz mevcut. İlerleyen zamanlarda düşüncemiz yurt dışına da açılmak.
çok güzel. İşimiz, fuarlarda vesaire. Evet, fuarlarda boy göstermek. Çok güzel, yurt dışına açılmak diyebiliriz. Evet. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler.